asgari ücretin artırılmasının, yaşam maliyeti krizinin üzerine çıkartılmasının zannedildiği gibi enflasyonun artmasında bir etkisi değil, tam tersine enflasyonun düşmesinde bir etkisinin olacağı kısa süre içerisinde zaten görülecek. Özellikle zaruri malların, yani en toplumumuzun en yoksullarının kullandıkları malların fiyatlarının mutlak surette dondurulması lazım. Fiyat kontrollerinin yapılması gerekir ve fiyatlarda her fiyat için değişmekle birlikte bir üst limit belirlenmesi gerekir ve kamu kurumlarının, ilgili kurumların bu konu için özel olarak görevlendirilecek kurumların bu fiyatları takip etmesi gerekir. Karakış paketinde geçen hafta açıkladığım bazı başlıklardan da bahsedip değerlendirmeyi bırakacağım. Kış yoksul hanelerin ilaç dahil bütün sağlık hizmetlerinin mutlaka kamu tarafından karşılanması gerekli. Yoksul hanelere internet ücretsiz yapılmalı. Yine kira desteği sağlanmalı. Bu kiralar merkezi ve yerel bütçelerden karşılanmalı. Küçük ölçekli ve veya geçimlik çiftçilerin elektrik kredi borçları silinmeli, mazot, gübre gibi girdilerin de %80'i kamu tarafından ödenmeli. Küçük esnafa, KOBİ'lere 100 bin liralık hibe desteğinin sağlanması gerekir ve reel ücretlerin artırılması gerekir. Bunlar yapıldığı koşullarda enflasyonun etkilerinden geniş yığınlar, milyonlarca yoksul vatandaşımız en azından kış süresince kurtulmuş olacak. Böyle olmadığı koşullarda ki iktidarın ne yazık ki bu politikalara yönelmekten çok en tepedeki zenginleri daha zengin etmeye dönük bir yaklaşımı hala devam ediyor. Böyle yapılmadığı koşullarda Karakış hepimiz açısından son derece kara bir biçimde geliyor. AK Parti'nin partisi olarak enflasyonun ve ekonominin bir bütün olarak düzelmesinin en önemli koşulunda tabii ki iktidarın değişmesinde